takdim ederek başlatmak istiyorum şimdi Teşekkür ederim Alper. toplantıyı. Çok teşekkür ederim. Değerli konuklar, saygıdeğer izleyiciler, bugün Profesör Doktor Şehsuvar Göközü hocamız tarafından bize meme kanseri sürekli tıp eğitimi etkinliği yapılacak. Kendisine bize verdiği bu konferans için Bursa Tıp Odası Başkanı, Yönetim Kurulu ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu adına çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Şehsuvar Gököz hocamız Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Meme Cerrahi Birim Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bildiğiniz gibi meme kanseri 1970'lerden beri görülme sıklığı giderek artan ve bugün kadınların bir numaralı en sık görülen kanseri olan bir sağlık sorunudur. Görülme sıklığının giderek artması ve çok sayıda kadının her yıl bu hastalığa yakalanması hastalığın önemini arttırdığı gibi aynı zamanda bu hastalığın risk faktörlerinin bilinmesi ve koruyacak bu hastalığa karşı çeşitli korunma önlemlerinin alınmasının mümkün olması konuyu daha da önemli kılıyor. Şimdi sözü hocamız Profesör Doktor Şehsuvar Gököz'e vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Mensup olmaktan büyük onur duyduğum bir zümre, Türk Tabipler Birliği'nin düzenlediği Bursa Tabip Başkanı Odası'nın başkanı, yönetim kurulu ve burada çok aktif görev alan Sayın Hocam, değerli abim Cem Heper'e bana böyle bir konuşma ve konferans için şans tanıdığı için, hak verdiği için sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim öncelikle. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Benim bugünkü konum meme kanseri. Niye bugüne denk geldi? Niye ben anlatıyorum? Niye bu konu bu kadar önemli? Bu konuda sizi biraz aydınlatayım. Sonrasında günlük gelişmelerle ilgili olarak da açıklamalarda bulunacağım. Sizden gelecek olan soruları değerli abim Sayın Doktor Cem Heper toparlayacak. Ve yine hepimizin birlikte olacağı bir zaman dilimi içerisinde canlı olarak bu sorularınıza net, dolambaçsız cevap vermeye çalışacağım. Evet, şimdi bu ay biliyorsunuz 1 Ekim, 30 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Bakın hafta demiyorum, gün demiyorum, ay diyorum. Niye? Çünkü bu hastalık kadınların en sık görülen hastalığı. Bu bir. Yetmedi, toplumumuzun yarısı bayan. Bayanların da bu hastalığa muzdarip iki tane organı var. Dolayısıyla bir anda sayı eşitleniyor. Birincisi bir kere bu. İkincisi bir kere bu organ sosyal bir organ. Aynı zamanda da işlevsel organ. Şöyle ki annelikte emzirme döneminde aktif oluyor. Sosyal olması da şu şekilde dikkat edinizi çekecek olursa en fazla yapılan estetik ameliyatlar bir burun ameliyatlarıdır. İkinci sıklıkta da bizim bu meme ameliyatları gelir. Tabii ki ben olayın estetik yönünden biraz uzak durumdayım. O benim branşım değil. Benimki onkolojik alanla ilgili. Sunumuma devam edecek olursam pardon. Geçemedim ama pardon özür dilerim. Buradan geçmek lazımmış. Şimdi biz iki farklı alandaki organlara yönelik cerrahi tedavi yapıyoruz. Hastanın memesi ve koltuk altı. Her ikisindeki yaklaşım minimal fakat onkolojik kazanımı maksimum olmalıdır. Şunu kastetmek istiyorum. O kadar çok bu kanser hastalarıyla karşı karşıya kalıyoruz ki eskiden klasik olarak her hastaya tek bir standart bir tedavi uygulanıyordu. Oysa ki günümüzde nasıl ki insanların retinası, parmak izi birbirinden tamamen farklıysa size şunu belirtmek isterim. Çok çok önemli. Her hastanın, bakın bu arada cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Çünkü erkeklerde de görüyoruz. Her hastanın meme kanseri kendisine hastır. Kendisine özeldir. Yani eskiden biz
konfeksiyon tarzı bir iş yaparken şu anda artık butik tarzı bir terzi kıvamında bir yaklaşım yapıyoruz. Bu ne demektir? Yani bir hasta vardır ki kemoterapi alır. Bir hasta var ki kemoterapiye hiç ihtiyaç duymaz. Bir hasta vardır ki duyacaksınız akıllı tedavi, hedefe yönelik tedavi, akıllı ilaç diye size hastalar zikredecektir. Bir hasta vardır ki memesini hiç almaya gerek yoktu. Bir hasta vardır ki ameliyata hiç gerek yok. Sadece ağızdan alacağı bir hapla bunu organize edeceğimiz, tedavi edeceğimiz vardır. Netice itibariyle günümüzde geldiğimiz noktada ilk söyleyeceğim şey şudur. Bu bir beyin tümörü, bir mide tümörü gibi tek tip bir tedavi değil. Tam tersine birden fazla çoklu tedavi seçenekleriyle mücadele edebildiğimiz, çok da kolay yenebildiğimiz bir hastalıktır. Çünkü iki organ dedim, çünkü biz koltuk altını hep sanki o önemsizmiş gibi gözüküyor. Oysa ki bu da çok önemli. Koltuk altında yapacağınız gereksiz kapsamlı bir tedavi sonrasında hastanın hayat kalitesini bozan, ki slaytlarımda göstereceğim, birden fazla sayıda problemler karşımıza çıkıyor. O zaman diyoruz ki önce zarar vermeyeceğiz. Her ne koşulda olursa olsun. Primim non nocere. Hep defaten söyleyeceğiz. Bunu söylerken de şunu belirtmek istiyorum. Lütfen kendinizi tedavi etmeye kalkmayalım değerli meslektaşlarım. İnsanı tedavi yapalım, empati yapalım. O kişi benim kız kardeşim olabilir. O kişi benim annem olabilir, teyzem olabilir. Veya bir erkek olabilir, amcam olabilir. Lütfen, lütfen kendinizi tedavi etmeyin. Kişiyi en uygun şekilde tedavi edin. Ha, tedaviden sonra da yasaklayacaksanız da bu işi yapmayalım. Yani aman ameliyat oldun, şu yasak. Sakın sokağa çıkma, güneşe çıkma, koşma, denize girme. Zaten o zaman bu insanları biz tedavi etmeyelim, bırakalım o kenarda kendi kendine dursun. Dolayısıyla tedavideki amacımız elbette ki kanserden kurtarmak ama günlük hayatın devamını sağlamalı. Kişi bir balerinse bu eğitimini devam ettirsin, konservatuvarda devam etsin veya bir sopranoysa devam edecek işlevlerine veya bir aktrisse veyahut da film yıldızıysa ki Angelina Jolie'den birazdan bahsedeceğim devam edecek ve veya kişi kamyon şoförüdür, olabilir erkek hasta. Veya traktör, ki öyle hastalarımız var, traktörünü sürmeye devam edecek. Sonuç olarak yasaklayacak bir zihniyet olmaması lazım gerekir. Kişiyi, evet böyle bir problem ortaya çıkmıştır, bu problem çözümlenmiştir. Artık bundan sonra geriye bakmadan önümüzdeki günlere, yıllara bakması şeklinde kişiyi motive etmemiz lazım. Tam tersine korkutup, sıkıştırıp bir kenara bırakmamamız lazım. Tekrar söylüyorum, bu organda dişilik sosyal ve fonksiyonel bir organ. Bu arada erkek olduğu zaman da o da yazın denize gittiği zaman plajda orada dümdüz bir şey istemediğini söyleyebilirim. Burada birkaç defa çok hoşuma gittiği için aldığım bir yabancı dildeki bir slaytlar ama gerisini zaten hepsi resim şeklinde. En önemli risk faktörü nedir? Bir kere kadın olmak. Erkekte de vardır ama kadın olmak. Erkekte ise BRCA2, birazdan bahsedeceğim, 2 pozitifliği söz konusudur ve erkeklerde en fazla karşımıza çıkan, çünkü aklına gelmiyor, kanamayla gelir erkeklerde. İleri yaş ve yine en güçlü risk faktörlerinden bir tanesi aile hikayesi. Yani anne, kız kardeş, teyze, hala çok sık görüyoruz. Yani bir veya birden fazla sayıda ailesinde de meme kanseri olması, yani ailesel risk. Özellikle de genç, yani menstrüel, premenopozal dediğimiz menstrüel siklusun devam ettiği 35 yaş ve altında çok sık görmeye başladık. Ve gençlerde bir başka şey, gördüğümüz şey, genetik geçişli meme kanserinde de bir artış söz konusu. O zaman risk faktörü, en güçlü risk faktörü aile hikayesi. Aile tarihçesine baktığımız zaman kişide meme kanseri, over kanseri. Bakın, hep ben meme kanserini anlatıyorum. Bildiğiniz gibi meme kanserinin amblemi pembe kurdeladır. Over kanserinin amblemi ise siyah kurdeladır.
Bu meme ile over kanseri, over kanseri ile meme kanseri bir anlamda çift yumurta ikizleri gibidir. Çift yumurta çok önemlidir. Bakın, çok önemlidir. Bizi çünkü meme kanserinin teşhisi biraz daha konforlu bizim için, daha kolay. Niye? Dışarıda olan bir organ teşhis tanısı için elimizde birden fazla seçenek var. Oysa ki overler, yani yumurtalıklar badem kadar, anatomik olarak badem boyutunda. Bir de bayanlarımızda çok fazla bir gaz sancısı, gaz sıkıntısı oluyor. Şişkinlik, distansiyon olduğu için eldeki radyolojik cihazlarla bu tür tetkikler, over kanseri tetkikleri de biraz ihmallik söz konusu oluyor. Görmekte sıkıntı oluyor vesaire. Veya kişi kendisinin iki tane badem kadar overinin olduğunun farkında bile değil. O overle rahmi, rahimle overi aynı olduğunu düşünen bir grup da var. Bir insan grubu da var, hastalar da var. Sonuç olarak meme kanserindeki ölüm oranıyla over kanseri, yani yumurtalık kanserindeki ölüm oranını kıyasladığımız zaman arada dağlar kadar fark var. Bir, geç teşhis. İki, tedavisinin over kanserinin daha zor olması. Dolayısıyla soracaksınız, ailende meme kanseri var mı? Varsa kaç kişide? Veya ailende yumurtalık, over kanseri var mı? İki tane soracağınız cümle var. Başka bir şey yok. Çünkü ikisi de kadınların baş belası. Bir tanesinin mücadelesini hep beraber veriyoruz. Diğeri ise over kanserini hep ihmal ediyoruz. Çünkü nasıl olsa içeride kimse görmüyor. Sosyal bir organ olarak da gündeme bile gelmiyor. Yani aile tarihçesi. Yani kan bağında akrabalarından biri meme kanseri olmuşsa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda daha anlatacağım çok konu olduğu için uzatmak istemiyorum. Demek ki bakın burada yine over kanserinden bahsediyorum. Over kanserinden çok enteresan BRCA1, BRCA2 genlerine geçtik. Yani bunlar tümör süpresör genler. Bu BRCA ne demektir? BR İngilizce breast, C ise cancer'ın CA'sı birleştiriyor 1 ve 2. İkisi de tümör süpresör gen. Yani kontrolsüz olarak üreye kontrolsüz olarak çalışan hücreleri süprese etmeye çalışıyor. Eğer bu 13 ve 17. kromozomlar, 1 ve 2. kromozomlarda bir heterozigot söz konusuysa, ki bunlar otozomal dominant mutasyonlardır. Çok önemli, bakın. Otozomal dominant, resesif demiyorum. Bu kadar önemli. İşte bu hastalarda genlerinde heterozigot varsa meme kanseri %100 olacak demiyorum. Olma olasılıkları çok yüksek. Over kanser olma olasılıkları, hele ki BRCA2'de pozitif, çok yüksek. Hele ki erkekse yine çok yüksek, onu belirtmeye çalışıyorum. Yine meme kanserindeki mutasyonlar, yani meme kanser 1 geni, meme kanser 2 geni, TP53 genleri, bunların hepsi bu arada son zamanlarda hedef örül dediğimiz, yani targeted treatment, hastaların söyledikleri gibi akıllı ilaç dediğimiz bir tedavi vardır. Yani human epidermal growth factor receptor 2. Birkaç tanedir bunlar ama meme kanseriyle ilintisi olan tip 2'dir. İşte bu human epidermal growth factor reseptörlerinde bir over ekspresyon, bir çoğalma varsa yine bunlarda meme kanser gelişim riski çok yüksektir. Bir başka şey östrojen reseptör, progesteron reseptörleri ve bu reseptörlere uyarlanmış olan östrojen, progesteron kontrolsüz artışı. Yine yani kadınlık hormonuna aşırı maruz kalmak, hiç doğum yapmamış olmak veya ilk doğumunu, ilk hamileliğini geç yaşta 37-38 yaşında yapmak, erken menarş 9 yaşında 10 yaşında adet görmek veya geç menopoz, yani ortalama şu an içerisinde fizyolojik olarak 50-55 arasında beklediğimizi bazı hastalar 57-58-60 yaşında menopoza giriyor. Ne demektir yani bu? Ne kadar bu östrodiol dediğimiz zararlı östrojenle ne kadar fazla kişi ilişki içindeyse risk o kadar yüksektir. Bir başka önemli bulunması gereken nokta, burada slide'da şurada gösteriyorum. Androstenedion, yani hasta menopoza, kişi menopoza girdi. Menopoza girdikten sonra kontrolsüz şekilde kilo aldı. Kilo aldığı sürece
androstenedionlar östron dediğimiz bir zehire dönüşüyor. Bu estron da meme kanser riskini arttırıyor. Androstenedionlar. Yine çok klasik bilgi. Yani bu beyaz ırk, özellikle Kafkas ırkı, Doğu Karadeniz ve Artvin Gürcü taraflarında diye söyleyebiliriz. Meme kanser ve beyaz ırkta çok fazla. Ama Afro-Amerikanlarda da gözükebiliyor. Bu da ayrı bir bilgi. Ama Afro-Amerikanlarda görüldüğü zaman bir kadının başına gelebilecek olan en kötü meme kanseri tipi, üçlü negatif dediğimiz bir tip vardır. O karşımıza çıkıyor. Peki erkekte meme kanseri olması olur mu? Elbette olur. Elbette olur. Yani beklediğimiz olan bir prostat kanseriyle veya bir smoker dediğimiz içicilerdeki gördüğümüz akciğer kanseriyle mukayese ettiğimiz zaman nadir de olsa evet görülür. Ve görüldüğü zaman da BRCA2 dediğimiz bu meme kanseri 2 geni oranı çok yüksektir. Çok yüksek oranda heterozigottur. Klinefelterli sendromlar olan erkeklerde de yine BRCA2 mutasyonu gözüküyor. Bu arada erkek meme kanseri, yani babası meme kanseri olan bir kızın mutlaka ve mutlaka, mutlaka ve mutlaka 25 yaşına geldiği zaman tetkiklerini genetik test dahil dikkatli bir şekilde yaptırması gerekir. Çünkü ne dedim? Bu otozomal dominanttır. Otozomal dominant demek, yani baskın bir gendir. Maalesef bu lanet BRCA1 ve BRCA2 gendeki heterozigot ve mutasyon. BRCA2 ile kanserli hayat boyu riski, meme kanserine genleri temiz heterozigot olmayana göre %50 ile 85 bu hastalıktan muzdarip olacak. Genel olarak da maalesef yurdumuzda bu erken yaşta ortaya çıkıyor. 40 yaş öncesi, 35 yaş, 27 yaş, 25 yaş. Tıp fakültesi öğrencileri 21-22 yaşında düzinelerce hastamız oluyor. Bir başka bilgi veriyorum anekdot olarak. Bu çünkü yurt dışında böyle bir olay mevzu boyusu olamaz. Türkiye'de daha genç. Çünkü bizde maalesef akraba evlilikleri hala daha hala kızı, hala dayı kızı, teyze kızı, amca çocuklarıyla bir evlilik söz konusu. Çok önemli bir konu. Bu bir bence yaradır. Yaradır bu. Sadece bir meme kanseri açısından değil, Down sendromlu olanların çocukları olma açısından, diğer hastalıkların olması açısından da bir zemin hazırlamaktadır. Aynısı, parantezi kapatıyorum, Eşkinazi Musevileri, yani Avrupa Musevileri. Bunlar kapalı bir toplumdur ve nüfusları azdır. Dışarıdan ve herhangi bir şekilde erkek veya kadını kabul etmezler. Sürekli kendi aralarında bir evlilik yaparlar. Ve biliyoruz ki kapalı ortam olarak da en fazla meme kanserinin görüldüğü bu Eşkinazi Musevileridir. Kendileri de bunu biliyor. Çünkü dominantken bir de ikinci derece, üçüncü derece dahi olsa aralarındaki bu akrabalık devam ettiği sürece bu meme kanserinden hala daha dünyada en fazla görülen dinsel ve ırksal olarak Eşkinazi Musevileridir. Sonrasında da tabii ki diğer gruplar geliyor. Over kanseri, uzatmayayım, BRCA1'de %15-45. Diğer kanserler prostat ve kalın bağırsak kanseri olabilir. Tabii bu prostat, kalın, meme, over, 4 tane söyledim ama günümüzde bunlarla ilgili 82-83 tane gen profili çalışılıyor. Hepsi içinde bilgi verilebiliyor. Artık günümüzde temel tıp, ki Nobel ödüllerini alanlar da onlar. Temel tıp gelişiyor, genetik gelişiyor. Artık günümüzde gen tedavisinin benim kanımca bile, tam net bilgi olmasa bile gen tedavisi olduğu zaman zaten sorun çözülecek. Çünkü o heterozigot olan BRCA1 veya 2 geninin oradan alınacak, onun yerine daha sağlam bir gen yerleştirilecek veya o gendeki hasarlı bölge tamir edilecek. Bence bunlar daha şu an içerisinde devam ediliyor. Zaten onlar olduktan sonra bizim buradaki konuşmalarımız beyhude olacak. Genetik kanseri pozitif olan hastalar için konuşuyorum tabii ki. O zaman peki diyeceksiniz ki Angelina Jolie acele mi etti? Şimdi şöyle bir şey var. Angelina Jolie efekti diye bir şey görüyor. Bakın Time dergisine kapak oldu Angelina Jolie. Seversiniz sevmezsiniz ama
Çok enteresan bir şey. Angelina Jolie'den önce, yani televizyonlardan Angelina Jolie hastalığıyla ilgili bir ifşada bulunmadan önce kimse bu hastalığı Amerika'da gibi kültürlü bir toplumda bile haftada konuşulan olan çok düşükken, bu Amerika'da BRCA testiyle ilgili konuşuyorum tabii ki, meme kanser geni diyelim veyahut da biri, ikisi, üçü neyse, bir anda haftada 350'ken 500'e fırladı. %40 bir artış oldu. %40. İnsanlar artık kulaklarını diktiler. Çok daha dikkatli olur. Bu gen neyin nesidir dediler. Bu Angelina'nın başına geldiyse benim başıma niye gelmeyecek diye bir endişeye kapıldılar. Bak, Angelina Jolie çıkıyor, diyor ki, aslanlar gibi diyor ki, benim BRCA genim pozitifmiş diyor. Gidiyor testini yaptırıyor. Nasıl ki kandaki demirimize baktırıyoruz, çinkomuza baktırıyoruz, kolesterolümüze baktırıyoruz. Burada, yani ileri memleketlerde bu olay son derece kolay ve basit. Ve sonucu da erken geliyor. Gidiyor aslanlar gibi genine bakıyor, pozitif. Ha diyor ki, ya ben de şu an içerisinde körpeyim diyor. Küçük yaştayım ama diyor. Tabii ki bunu bir genetik konsültasyona gönderiyorlar. Psikiyatrik konsültasyona gönderiyorlar. Biz burada sadece karar verici değiliz. Karar verecek olan bir tim, bir takım çalışması var. Bir konsey var. Onlardan bir fikir alıyor. Diyor ki, sonra kendisi ifşaatlara devam ediyor. Diyor ki, iki mememde alındı diyor. Bir anda diyor, kanser riskim diyor. %5'e düştü diyor. Ameliyatın süresi, daha implant. O da ayrı olayın tabii ki ekonomik fashion yönü. O ayrı bir şey. Ha, bir arada implantla protezi de bilgi vereyim ben. Protez dıştan takılandır sütlerin içerisinde. İmplant derinin altına takılandır. Diştekine implant denir. Veya gözlük bir protezdir. Ama lens bir implanttır. Bunu bile hasta ve hasta yakınlarına açıklamak zorundasınız. Nereden bilsin? Adamcağız cumartesi günleri pazarda sadece elma, armut, portakal satıyor. Sen ona diyorsun ki, şimdi karına, eşinize ameliyat yapacağım. İçini alacağım. Oraya implant koyacağım. Kardeşim diyor, bu implant neyin nesidir diyor. Uzaydan mı gelir diyor. Yerden üreyen bir şey midir? Adam ne bilsin? Uzatmayalım. Daha sonra diyor ki, 2015'te de diyor, ovel kanser riski yüksek olduğu için onu da aldım diyor. O bizi ilgilendirmez. Kendi kararıdır. Çünkü Angelina Jolie güçlü bir kadın. Brad Pitt'le evli, ama Brad Pitt'le evli olmasına rağmen dünyanın en yakışıklı erkeklerinden birine sahip olmasına rağmen umurunda bile değil. Benim diyor, önce diyor canım gerekiyor diyor. Ben yaşayayım diyor. Ben onun gibi kaç tane Brad Pitt alırım diyor. Ve Brad Pitt'i boşayan Angelina Jolie'dir. Sosyal konuyu da kapatalım. Çünkü gecenin bu saatinde bilime devam edelim. Evet, peki BRCA 2 bile bittiği zaman ne oluyor? Yine meme kanser oranı yüksek. Over kanser oranı biraz daha, bir tık daha yüksek. Erkek meme kanser oranı yüksek. Yine prostat, larynx kanseri ve pankreas kanserinin beklenme oranı yüksek. Mutlaka oldun diye hastayı da hayatını karartın demiyorum ben size. Sadece açıklaması bu şekilde. Biraz ihtiyatlı olun diye yaklaşmanızı öneririm. Peki kansere sebep değiştirilemeyecek meme kanseri için nedenler olabilir? Kadın cinsiyet, ırk, biraz önce söyledim. Kendi veya aile hikayesi, birazdan bahsedeceğim. BRCA1, BRCA2 genetik. Çok fazla dışarıdan östrojen tedavisi, radyoterapi ve dediğim gibi reproduktif dönemler. Çok üzerinde durmuyorum. Değiştirilme olasılığı olan nedenler olabilir. Bir kere dediğim gibi menopozdan sonra alınan aşırı kilolar. Aşırı kilo, şeker, tansiyon beraberinde otoimmün hastalıkları tetikliyor. Şimdi hanımefendiye soruyorsunuz. Hanımefendi, evlenmeden önce, doğum yapmadan önce kaç kiloydunuz? 45 kiloydum. Hadi 45'i atla diyelim, 50 kilo olsun. Şimdi kaç kilosunuz? 95. Şimdi kardeşim, arada bir senin gibi iki tane vücudunda insan taşıyorsun. Bu organ bunu taşıyamaz. Yani şişmanlık için konuşuyorum. Sen meme kanserinden önce kalp hastası olursun, kalp yetmezliği olursun, aterosklerotik damar hastalığı olursun, kanser olursun ve veya diğer hastalıklar peşi sıra gelir. Dolayısıyla bu arada kiloya bu yüzden özellikle vurgu yapıyorum. Peki ne zaman BRCA gen hatası var diye düşünelim. Aslında Amerika'da bu hemen hemen isterse herkese yapılabiliyor. Tabii Türkiye'de de yapılabilir
varlıklı ve ücretini ödedikten sonra, ama sonuç geldikten sonra şunu kabul edecek misin? Ve senin gen testin pozitif geldiği zaman meme ve over kanser gelişme riskin ne kadar yüksek, bunu öğreniyorsun. Erkekse prostat kanseri olduğunu veya larynx kanseri oranının yüksek olduğunu öğreniyorsun. Buna sen hazır mısın? Bu sonucu göğüsleyebilirsen bunu yaptır. Ha, bir kadında hem over hem meme kanseri varsa mutlaka gen testi yaptırın. 27 yaşında bir hastada meme kanseri ortaya çıkıyor. Mutlaka gen testi yaptırın. Akraba evlilik sonucu ortaya çıkan bir kız çocuğunda meydana gelse bile. Bir anda bir bakıyorsunuz gencecik bir insan veya adeta premenopozal dönemde her iki memede de kanser ortaya çıkıyor. Hayda, durduk yere hoppala, bu niye ortaya çıktı? Bu kadına ne oldu da ikisi birden iki memede birden şu an içerisinde bir arız meydana geldi? Dolayısıyla mutlaka ve her zaman gen testi tıbbi genetik. Dolayısıyla tıbbi genetiğin artık önünü açalım. Onlarla sürekli dirsek temasında olalım. Onların bir fikrini alalım. Onların değerlendirmesini yapalım. Benim genetik testimi yapalım. Ben ne zaman, kaç yaşında, neler başıma gelecek bilmek istiyorsam lütfen tıbbi genetiklerle dirsek temasında olmanızı veya hastaların olmasına bir olanak sağlayayım. Erkek meme kanseri benim gibi çok nadir. Niye oldu? Gönder bakalım. Genetik testi nedir? Bundan kaçınmayalım. Hastada sen eğer kandaki kolesterolünü istiyorsan tıbbi genetikten de bir konsültasyon, bir danışmanlık iste. Onlardan yardım iste. Bu adamcağızın başına niye gelmiş? Ha, ileride umarım ki çok yakın bir zamanda bu gen tedavisi gündeme geldiği zaman artık onlarla dirsek teması değil, artık kol kola olacağız. Risk faktörü yaş. Demek ki bir kere şunu bilelim. Yaş her hastalık için bir risk faktörüdür. Anlatabiliyor muyum? Yaş ilerledikçe her türlü hastalıklar, dahili hastalıklar, cerrahi hastalıklar risk artıyor. Çünkü organlar yaşlanıyor. Artık diyor ki vücut, sen bu tiyatro sahnesinde çok güzel bir rolünü oynadın. Çok güzel sunumlar yaptın. Artık yavaş yavaş çekil diyor. Çekil diyor. Yani bırak da yenilere ne olsun, olanak olsun diyor. Uzatmayayım, yaş. Yaşla risk artıyor. Yaşla birlikte Parkinson da artıyor, Alzheimer da artıyor. Bu kanser de artıyor ama kadınlarda yine en sık yine bu ortaya çıkıyor. Meme kanseri. Herediter genetik meme kanseri ki çok zor üzerinde durdum. Ve atlanılmaması, unutulmaması gereken bir konu olduğu için vurgu yapmaktan hiç çekinmiyorum. Kişisel tarihçi. Şimdi netice itibariyle kişi sağ meme kanseri olmuş. Bunun karşı meme kanserinin olma oranının yüksek olduğunu bilmek için illa 6 yıl tıp üzerine uzmanlık ve bir de meme görmene gerek yok. Alenen ortada. Yani bu hastalıktan muzdarip olmayana göre bu kadıncağızın tedavi edilmiş memesinin dışında karşı memede yine bu hastalıktan muzdarip olmama olasılığı yani hakikaten çok çok düşük. Özellikle de bizim nobiler dediğimiz, yani memenin kanalından değil de o sütleri üreten bezler vardır. Tel bezi gibidir. Onları da kanseri olanlarda bu oran çok yüksektir. Demek ki bir de biyopsi sonucu gençlik yıllarında, örneğin üniversite öğrencisi diyor ki bana, işte fakültedeyken, 23 yaşındayken, İstanbul'dayken ben o bundan aldırmıştım kitle. İyi dediler bana, beni temizlediler, gönderdiler. Bunun aynısı şimdi. Teyzeciğim diyorum, sen şu anda kaç yaşındasın? Veyahut da artık öğrenci olarak 65 yaşındayım. Şimdi dur bir dakika. 25 yaşında tamam ama 65 yaşında yine iyi bir sonuçla karşı karşıya kalma olasılığımız artık düşmeye başladı. Buna hazırlıklı ol. Artık sen 25 yaşında değilsin. Memenin içindeki hücreler 25 yaşında değil. Artık 65 yaşında. Çünkü zaten meme hücresi sürekli bir oluşum, bir ortak karakter meme hücresi sayısında bir artış söz konusu. Hormon tedavisi. Şimdi bu östrojene tu kaka demiyoruz tabii ki. Östrojen çok yararlı bir şey. Ne yapıyor östrojen? Kalp krizi riskini kadınlarda daha az görülmesine olanak sağlıyor. Koroner arterleri koruduğu düşünülüyor. Kemik sağlığına olumlu etkisi var. Kemik osteopeni, osteoporoz dediğimiz olaylardan, kemik kırıklarından koruyor.
boyun kısalmasını engelliyor. Kişideki dişilik özelliğinin fenotipini veriyor. Örneğin şurada görüyorsunuz ortadaki bir bayan. Küçükken kızlar o 23-25 yaşında olmak ister. 75 yaşındaki kayınvalide ise bu 25 yaşındaki gelin gibi olmak ister. Bunu sağlayan ne? İşte bu kadınlık hormonu. Ama siz bu hormonu düzenli ve günlük kullandığınız bir problem yok. Vücut bunu yapıyor. Yumurtalıklar çalışıyor. Deri altında yağ dokusu çalışıyor. Böbrek üstü çalışıyor. Ama menopoza girdi. Menopoza girdiğinde ne oluyor? Yumurtalıklar susuyor. Ağzını bıçak açmıyor. Yani hormon üretimi duruyor. Menopoza giriyor. Bu doğal bir seyir. Doğal bir seyir. Ha sen tutuyorsun diyorsun ki yo ben bu doğal seyri istemiyorum. Vücudumda kuruluklar var. Dişiliğimin devam etmesini istiyorum. Dışarıdan hap almak istiyorum diyorsunuz. Peki alabilirsin ama alırken ilacın faydasıyla ilacın zararını terazinin kefesine koyacaksın. Adaletin terazisi gibi. Peki ne yapacaksın? Bunu kontrollü olarak yapacaksın. Ve tedaviye başlarken hem meme hastalıklarıyla seni tedavi eden hekimle hem de kadın organlarını tedavisini yapan kadın doğumcuyla yine dirsek temasında olacaksın. Kendi başına leblebi şeker yutar gibi bunu almayacaksın. D hormon. Bakın D vitamini demiyorum. Çünkü D vitamini biz ilkokuldaki fen bilgisinde ADEK denen bir şey öğretirlerdi. A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini bunlar yağda erir. Tamam kabul yağda erir ama D vitamini öyle değilmiş işte. D hormonu oldu. Çünkü bakıyoruz yapılan epidemi çalışmalarında meme kanserlerinde D vitamin, D hormon düzeyi çok düşük. Bakın D hormonunun kaynağı nedir? Güneştir. Burada güneş olmadığı zaman başımıza gelen, tabii güneş derken de güneşten de tabii aşırısı da malimelanoma sebep olabilir. Özellikle beyaz tenli Avustralyalılarda gördüğümüz cilt kanseri yani malimelanomdur. Benim söylemek istediğim kontrollü güneş almadır D vitamininden. Çünkü biliyoruz ki mesela burada demişim ki beyin olarak şizofren çok gözüküyor. Şizofren depresyon. Ve intihar. En çok nerede oluyor? Kuzeybatı Avrupa ülkesi İsveç, Norveç, Danimarka. Ki bunlar sosyal olarak çok güçlü, refah düzeyi çok düşük kişiler. Ve bunlarda bu hastalık, şizofren, depresyon, Arjantin'de az çok öyle, çok fazla. Niye? Yılın 6 ayı karanlıkta geçiriyor. Geri kalan 6 ayında güneş açıyor ama bizim Antalya güneşi gibi değil ki onların güneşi. Onların güneşi son derece hafif. Her taraflarını soyup soğana çeviriyorlar ama güneşten yeterli alınmadı. Yani D hormon eksikliği söz konusu. Nitekim Kafkas ırkında, beyaz ırkta ve bunlarda da meme kanser oranı yüksek. Yani diğer o hastalıklar söz konusu da çok da fazla dahili hastalıkların alanına girip de onlara karşı etik dışı bir davranışta bulunmak istemiyorum. Over kanseri. Bir kadında over kanseri varsa meme kanser olma olasılığı yüksek. Bir kadında tiroid kanseri varsa meme kanser olma oranı yine olmayanlara göre daha yüksek. Olacak demiyorum. Daha yüksek diyorum. Bakın burada bir sepet, ki meyve sepeti değil, piknik sepetinde bir sürü meyve koymuşlar. Bütün meyveler var. Üzüm var, armut var, elma var, her neyse. Yani hepsi meyve ama hepsinin adı farklı. İşte toplumdaki kadınları da böyle değerlendirecek olursak hepsinin meme kanserinin adı farklı. Kimisi elma, kimisi ananas, kimisi armut, kimisi elma. Hepsinin parmak izi, hepsinin retinası gibi birbirinden farklı. Dolayısıyla günümüzde meme kanserinde farklı moleküler alt tipler günümüze gündeme geldi. Eskiden biz böyle bir şey bilmezdik ki. Kadın meme kanseri iyi ha sana işte ameliyat yapacağız. Sonra sana kemoterapi yapacağız. Sana bir de ışın vereceğiz. Yetmedi adetini keseceğiz. Tabii adet gören hastaysa. Yetmedi sen 10 yıl boyunca pardon, önce 5 yıldı, sonra 7 oldu, 10 oldu, 15 yıl oldu. Sana bir de hormon hapı vereceğiz.
diye giderdi. Artık bunlar terk edildi. Böyle bir şey yok. İnsanları bu kadar korkutmaya gerekli olmadığı anlaşıldı. Bu moleküler alt tipler hastadaki prediktif ve prognostik özellikleri gösterir. Ama prognostik derken de değerli hekim arkadaşlarım, kardeşlerim, prognostik özelliği en önemli şey hasta eğer meme kanseri hastasındaki ipsilateral aynı tarafta veya karşı tarafta ama en fazla aynı taraftaki koltuk altına hastanın dediği gibi sıçradı der. Oraya atladı der. Koltuk altındaki lenf notlarında metastaz var mı? Ki bunu biyopsiyle koymak lazım. Varsa da kaç tane koltuk altında metastaz var? Bu önemli. İşte koltuk altında bir tane metastazı olanla koltuk altında 17 tane metastazı olan kadındaki prognostik faktörleri ortaya koyduğunuz zaman 17 tane metastazı olandaki bekleyeceğimiz sağ kalım oranı son derece düşüktür. Uzatmayalım, devam edelim. Moleküler sınıflandırmaya bakalım. İşte A tipi diyoruz, B tipi diyoruz. İşte hedefe yönelik akıl ilaç tedavisi gördüğümüz pür HER2 grubu diyoruz. Biraz önce Afro-Amerikanlarda bahsettim. Özellikle de BRCA1 ve BRCA2 genlerinde pozitif olanlarda ortaya çıkan meme kanseri moleküler alt tipi triple negatif. En kötü tip. En kötü tip. İkincisi pür HER2 grubudur. En kötü tip. Bu da ikiye ayrılıyor. Normal tipi bir de basal-like tipi var. Yani birbirinden daha kötü gruplar bunlar. Bunların hepsinin tedavisinde farklılık gösteriyor. Triple negatif bir hastanın patolojisi, moleküler alt tipini ben gördüğüm zaman hasta zaten patoloji sonucunu sana getirir. Der ki ben kanser olmuşum. Bakarsın orada yazar. İnvaziv karsinom. Tamam kabul. Yani kanser. Peki bu kanserin özelliği nedir? Bu hastanın prediktif faktörleri nelerdir? Bunları değerlendirmek için mutlaka ve mutlaka immünoste kimyasal boyamalara ihtiyaç vardır. İşte biz bunlar bizim hastanın moleküler sınıflandırılmasını gösteriyor. Devam edeyim. Çok çok önemli. Hastadaki Ki-67 dediğimiz tümörün proliferatif indeksine bakıyoruz. Yani bazı hastaların Ki-67'si o kadar düşüktür ki eski model bir araba gibidir. Kimisinin Ki-67'si o kadar yüksektir ki Ferrari gibi süper hızlı gider. Çok hızlı gider. Tümörün gradine bakmak lazım, derecesine. 1, 2, 3. 3 ise hızlı giden tiptir. Kadınlık reseptörüne bakmak lazımdır. Veya tümör infiltre eden lenfosit dağılımına bakmak lazımdır. Kimisinin %40, %80'dir. %5'ten daha fazladır yani. O zaman dersin ki bu hasta enflamatuar meme kanserine gidiyor dersin. Yine biraz önce söylediğim gibi Human Epidermal Growth Factor B2'ye bakmak lazım. Bunun 3 pozitif olduğu zaman akıl ilaç veriyoruz. 2 olduğu zaman ise hastaya fluoresan testlerle veya FISH veya GIS dediğimiz ikinci bir yöntemi istiyoruz. Endokrin tedaviye yanıt. Biraz detay olacak ama meme kanseri, invaziv duktal karsinom, kribriform, invaziv duktal karsinom tübüler, müsinözse endokrin tedaviye yanıt verir. Yani tamoksifen veya hastanın menstrüel durumuna göre aromatoz inhibitörleri. Endokrin tedaviye cevap yok. Vah 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 vah. Metaplastik. Hiç sevmeyiz. Hiç sevmeyiz. Hem metaplastik, hem triple negatif, hem de genleri pozitifse bu hastaya Allah'ımı cihan olsa da dünyanın en iyi ilacını versen de yapacak bir şey yok. Yaparsın ancak pansuman gibi düşünün. Biraz zaman kazanırsın. Bu hastalara ne yaparsan yap, çok gürültülü, yokuş aşağı giden bir fıçı gibi çok hızlı bir şekilde giderler. Medüllerler, apokrinler, adenoid kistiklerde hormon yerine ne yapıyoruz? Kemo veriyoruz. Peki, bu meme kanserini nasıl teşhis edeceğiz? Birincisi klinik tanım. Yani biz hekimlik vasfımızı, hekimlik mesleğimizi icra ederek bulabiliriz. İkincisi radyolojik tanı. Üçüncüsü ise tedavinin olmazsa olmaz, başlaması için olmazsa olmaz elimizdeki patolojik tanı. Hekimlik bir sanattır. Hekimlik bir sanattır. Her zaman her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Peki klinik tanıda ne yapabiliriz? Benin iyi huylu tümörler.
Bakın burada değerli bir erkek ne yapıyor? Bir şeyi taklit ediyor. Heykeli taklit ediyor. Dolayısıyla benim iyi huylu tümörler, özellikle bu üçlü negatif, triple negatif dediğimiz hastalar, hastalar eline cilli gibi geliyor der. Bizimkiler, bizim arkadaşlar bakarlar. Aa, bunun hiçbir şeysi yok. Bu iyi huylu elde kayıyor denir. İşte bu bir klinik ön tanıda yanılmadır. Ya bir sakin ol. Hasta 65 yaşında. Böyle bir iyi huylu tümör olma olasılığı, bunda görülme beklentimiz çok düşük olduğu aşikar. Dolayısıyla iyi huylu tümörleri karıştırabiliriz. Peki bize ne şekilde geliyor? En sık ele gelen kitle, derisinde kalınlaşma, ki bunlar çoğunlukla ağrısızdır. Meme başında akıntı. Bu akıntı kırmızı renkte kanlı olabilir, yeşil olabilir, sarı olabilir. Hele akıntıyla birlikte kitle varsa çok önemlidir. Bir başka önemli nokta, bu akıntının kendiliğinden iç çamaşırını kirlettiğini bize ifade etmesi önemli. Yoksa orayı sıkıştırıp mekanik bir stimülasyon veya bir travma yaratıp da ortaya çıkan kanın bizim için bir önemi yoktur. Hastaya da söylemek lazım. Bizi lütfen yanıltma diye söylemek lazım. Meme boyutunda veya konturunda değişiklikler. Diyor ki ben daha önce meme iç çamaşırımı, süt yerimi 75C kap giyiyordum. Şimdi 80 kap giyiyorum, olmuyor. Tıpkı tiroid kanserli hastalarda aniden büyümeye bağlı olarak collar dediğimiz yaka düğmelerinin kapanmaması gibi. Kilo da almadım ama boynumdaki yaka düğmesini kapatamıyorum der tiroid kanseri. Meme kanserleri de böyle aynaya baktığı zaman memede bir artış, kontüründe değişiklik olduğunu söyler. Meme başı içeri doğru çöker. Ha, doğuştan beri çökük olabilir. Saygı, bir şey diyemem. Ama diyor ki son 3 aydan beri utangaç meme başından da bahsetmiyorum. Yani içeri çekilip tekrar dışarı çıkanda. Biz ona embarrassment nipple diyor, geçiyor literatürde. Ondan da kastetmiyorum. Onu da bir kenara koyuyorum. Diyor ki son 3 aydan beri meme başı içeri çökmeye hızlıca devam ediyor. Çok önemli. İçerideki tümör hücreleri onu ne yapıyor? Onun dik durmasını sağlayan ligamentleri, dokuları infiltre ettiğini bize gösteriyor. Veya meme başı ve onun esmer kısmı, nipple aile kompleksinde bir renk değişimi, ciltlerde döküntü, egzama görüntüsü. Ha, bu çok sık başımıza gelen bir şey. Bereket versin ki dermatolog meslektaşlarımız o kadar dikkatli ki hemen alert oluyor. Bu hastalara kendileri böyle bir durum ortaya çıkınca, yani orada egzamatöz bir görüntü ortaya çıkınca hemen komşusuna gidiyor. Soluğu orada alıyor. Komşusu oraya torununun kremini, pişik kremini veriyor. Odaya sür diyor, geçer diyor. Dolayısıyla o kremi sürdükçe tabii ki hastalık daha da ilerliyor. Daha da ilerleyip ne yapıyor? Bu sefer koltuk altına veya diğer organlarda teşhisin geç olmasına bağlı problemlerle bize geliyor. Bir de ciltte yanmış bir kızarıklık, ciltte sanki bir portakal göründüğü, selülit görüntüsü var. Şimdi bakın, evet, emziren bir kadında meme başındaki çatlaktan dolayı loğusalık absesi dediğimiz olay o söz konusudur. Bu stafilokokus aureus'a bağlı olarak. Ama kadına soruyorsun kaç yaşındasın? 70 yaşında. Kadının emzirme olasılığı yok. Bu hastanın basit bir cilt absesi veya meme absesine sahip olabilme yatkınlığı da yok. Çünkü bazı meme abseleri enflamatuar meme kanseriyle o kadar fazla karışır ki dikkat etmek lazım. Hemen ne yapmak lazım? Bu hastalara tamam antibiyotik verin ama antibiyotikten cevap vermeyecek. Zaten en fazla bir hafta verin. Bir ikinci kürü vermeyin artık. Durun orada. Durun. Durun. Ne yapın? Bir cildiyeciye gönderin. Çünkü bunları da ele gelen bir kitle de olmaz. Koltuk altında aynı taraftaki lent notlarında ele gelen klinik olarak pozitiflik vardır ama cildiyeciye gönderin. Cildiyeci oradan güzelce bir ısırık biyopsi dediğimiz punch biyopsi alır. Her şey ortaya çıkar. Sonuç şöyle gelir. Sol meme cildinde metastatik, meme kanseri uygunu metastatik hücreler görülmüştür. Aa işte sana enflamatuar meme kanserinin teşhisi kondu gitti. Sen hala daha antibiyotik vermeye, hala daha oraya soğuk uygulamaya devam edersen kişinin hayatını tehdit edici sonuçlara müsebbiyet verirsin.
İhtiyatlı olmakta fayda var. Her zaman en kötüsünü düşün. Her zaman en kötüsünü düşün. Bir başka şey, yine bu meme hapseleri için konuşuyorum. Özellikle nikotini uzun süre kullanan kişilerde nikotinin içerisindeki o katran bronşları tıkadığı gibi meme kanallarının duktuslarını, onların damarlarının da ne yapabilir? Tıkanıklık yapabilerek memede hapselere yol açabilir. Biz buna ne diyoruz? Nikotinle ilintili meme hapseleri diye geçiyor. Tabii ki bunlar da karışabilir. Bir de idiopatik granulomatöz mastit dediğimiz kadınların baş belası bir hastalık vardır. Bu da meme kanseriyle karışır. Daha önce tüberküloz hastalığıyla karışıyordu. Hani memenin veremiyle karışıyordu ama son zamanlarda bir patlama oldu. Nasıl bir şeyse otoimmün bir hastalık mıdır? Ne olduğu anlaşılır gibi değil. Hasta ve hasta yakınları soruyor. Bu hastalık nedir diyor. Ne yapacaksın bunu diyor. Bakın diyorum. Bu diyorum. Tabii otoimmün dersem hasta beni tabii ki hani dinler ama hiçbir şey anlamaz. Bu diyorum memenin romatizması diyor. Sizin diyorum eşinizin veya hanımefendinin şimdi memesinde bir romatizmal bir hastalık mevzuba istiyorum. Bunların tedavisinde ilaç vermek lazım diyorum. Ha, o zaman anladım diyor. Ama tabii idiopatik granulomatöz mastit tanısının tanısı konması için mutlaka elinizde patolojik bir sonuç olacak, rapor olacak. Öyle gözünüzü kapatarak körlemesine antibiyotik veya prednizolon ihtiva eden ilaçları vermekte itina etmenizi öneririm. Meme cildi aynen böyle. Bakın bu portakal gibi. Bana daha önce öğrenciyken böyle pöde orange. Anlamıyorsun kardeşim bu pöde orange nedir diye. Hiç de kimse bana söylemedi. Olay şu. Hakikaten memenin derisi enflamatuar meme kanserinde böyle oluyor. Özür dilerim. Pardon. Aynen böyle bir görüntü oluyor. Dikkat ederseniz birisi gitmiş orada açık biyopsi yapmış. Cildiye göndermemiş. Acele etmiş. Deriden yapmış ama olsun. Neyse. Memenin derisinin altında subdermal bölgede yüzlerce, binlerce bizim hatta sentinel lenf nodu yapmamızı sağlayan subdermal lenfatikler var. Bu lenfatikler malin hücreler tarafından bloke oldu, tıkandı. Dolayısıyla lenfatik akış bozulduğu zaman tıpkı bayanlardaki selülit benzer görüntü memede ortaya çıkıyor. Ve bu portakal görüntü, enflamatuar meme kanseri yine triple negatiflerde sık görüyoruz. Yine fiziki olarak, görüntü olarak da bir kadının başına gelecek en kötü kanserlerden bir tanesi. Niye? Çünkü bu hastanın artık cildi ne oldu? Mimlendi, sicili bozuldu. Burada kanser hücresi var. Sen bu meme derisini de kullanamazsın. Memenin içerisinde tedavi ederken cilt düzelir. Ama bu deri zamanında kanser teşhisi olduğu için o memeyi kullanamazsın. Ne yapacaksın? O derinin yerine yine otolog bir graft koyacaksın. Plastik cerrah gelecek. Hastanın uygun bir yerinden bir deri parçası alıp deri nakli yapacak. Bu deriyi kullanamazsın. Kullanma. Tedavi ettikten sonra yakın bir zamanda radyoterapi de aldıktan sonra pıtrak gibi ne yapar? Tekrarlar hastalık. Ha, bir başka şey. Bizim şeyimiz halk arasındaki bir yanlış kanı. Hamile kalırsa, emzirirse meme kanseri olmaz. Yok ya. Böyle bir şey yok. Yok. Zaten bu yüzden de kişiler memesinde bir kitle geldiği zaman annesine soruyor, komşusuna soruyor, bilmiş halasına soruyor. Diyorlar ki, diyor orada diyor süt düğümlenmesi var, bende de oldu diyor. Senin diyor memenin içerisindeki sütler diyor, kaymak yaptı diyor, hiç önemli diyor, devam et diyor. Yok böyle bir şey, yok. Lütfen, biz hekimler olarak bu kişileri, tabii ne kadar zor şartlarda çalıştığımızı da kabul ediyorum ama bilgilendirin. Siz yine de bir tane ultrasoundla, ultrasound hamile yapılır mı? Lan sen emziren kadına. Kardeşim sen 9 ay 10 gün 38 hafta her dakika kadında rahmindeki çocuk olmasına ultrasound yapılmadı mı? Ultrasound ses dalgası, radyasyon değil ki. Ben senden mamografi istemiyorum ki. Dolayısıyla ultrasound'a yönlendirip erken dönemde bu tür tatsız olaylara müsebbiyet vermemizin önüne geçebiliriz. Yani çünkü hamilelikte veya emzirme döneminde yakaladığımız meme kanserlerindeki beklediğimiz sağ kalım oranları, yaşam beklentisi sporadik vakalara göre daha ağır seyreder. Yani o yanlış bilgi,
gebe kaldım, emziriyorum, ben meme kanseri. Yok böyle bir şey. Yok. Meme kanserindeki üçlü teşhiste, klinik, tabii hastalığın resimlerini ben göstermek istemiyorum. Uygun olmaz YouTube'da. Radyolojik tanıya geldiğimiz zaman ise radyolojik tanı sizin radyolojiden tetkik isterken sizden istirham ediyorum. Klinik ön tanınız nedir? Onu radyolog meslektaşlarıma bir yardım edin ya. Onlar da Allah'ımı cihan değil ki aleti koyar. Yani hastayı bilmiyor, geliyor. Çünkü onlar zaten süreleri çok kısıtlı. 2 dakika, 3 dakika içerisinde bu cihazlarla bir yol alacaklar. Ama siz ona klinik ön tanı, örnek klinik ön tanı sol meme kanseri şüphesi deseniz bile yeter. Veya sol memede glomerülonefritöz mastit veya hastayı muayene ettim sol aksilla koltuk altı klinik pozitif yani elime kitle geliyor diye yönlendirmenizi lütfen istirham ediyorum. Radyologlar bizim olmazsa olmazımız. Onlarsız ben en ufak bir iş yapamam. Bana radyolog demediği sürece hastada ben meme koruyucu yapmam. Radyolog bana diyecek ki bu hastanın memesindeki, sağ memesindeki kanser meme koruyucu ilacıya uygundur diyecek. Eğer o radyolog bana derse ki sağ memesindeki kanser meme koruyucu cerrahiye uygun değildir. Bu kadının, hastanın sağ memesinde bir veya birden fazla kanser odaklarından kuşkulanıyorum. Bu hastaya meme koruyucu cerrahi yapmayacaksın diye ben yapmam. Yapmam. Onunla ben konflikte, onunla kavgaya girmem. Çünkü o benim can simidim. O bana yardım ediyor. Bana yol gösteriyor. GPS'im benim onlar. Ultrasound olmazsa olmaz. Bir kere dışarıdaki bir organ, tiroid olsun, meme olsun, stetoskopu kullanır gibi bu ses dalgasıyla yaptığımız tanı yöntemini kullanacaksın. Ha, kullanacaksın ama rapor tanzim etmeyeceksin. Onu radyolog yapacak. O onun işi. O onun işi. Onun işine karışma, bulaşma. Onun raporuna uy. Ha, sen ama ultrasound'da işte kist benzeri görüntü gördüm. Manite şüphelendim. Onu diyebilirsin. Ama senin onda bunda meme kanseri var diye bir konu koyma hakkın radyolojik olarak yok. Mamografi. Çok konuşuluyor. Mamografide ışın alıyoruz. Mamografi ışın aldık ben meme kanseri aldım. Yok böyle bir şey. Yok. Yok. Bir kişi, bir hostes İstanbul, Ankara uçakta aldığı, havada aldığı radyasyon, mamografide aldığı, sizin aldığınız radyasyondan bayan hastaya hitaben çok daha fazla. Mamografi olmazsa olmaz. Efendim ben işte ultrasound yaptım, mamografiye gerek yok. Yok böyle bir şey. Siz sofraya oturduğunuz zaman bak çorba geldi. Tamam. Çorbanın yanına ne geldi? Kaşık geldi. Çatal geldi. Bıçak geldi. Tamam. Çorbayı kaşıkla içtin. İkinci ana yemek geldi, et geldi. Hadi onu da kaşıkla ye. Hele ki lüks bir restoranda. Yok böyle bir şey. Hepsinin vazifesi farklı. Ultrasound başka. Mamografi öyle. Birazdan bahsedeceğim. Meme MR'ı öyle. Veyahut da tomosentez. Her neyse. Evet, mamografi biraz ağrılı. Ne yapayım kardeş? Ağrılı kabul ediyorum ama bu da senin sağlığın içinde. Çünkü mamografide burada görüyorsunuz bir mikrokalsifikasyonlar var. Bu mikrokalsifikasyonu sen ultrasound'da göremezsin. Mikrokalsifikasyon dediğimiz olay masaya serpilmiş tuz gibi. Bakın görüyorsun mikrokalsifikasyon. Sen bunu hiçbir ultrasound'da göremezsin. Yani görsen de yani mamografi kadar net olmaz. Dolayısıyla sadece ve sadece mikrokalsifikasyonları yani duktal karsinoma in situ tanısını erken dönemde taramayla koymak istiyorsan bile bu mamografiye sen ihtiyaç duyuyorsun. Başlangıç yaşı konunun sonunda zaten ulusal meme kanser taraması programına göre size söyleyeceğim. Bakın mamografi hiçbir şey anlamıyorum. Buradaki okla da gösteremiyorum ama sol taraftaki yoğun bir meme hiçbir şey anlamıyorum. Öbür tarafta ise sol meme altta meme tümör var. Yani dens memeler içinde ne yapacağız? O zaman da meme MR isteyeceğim. Efendim ben meme MR'ına giremem. Kusura bakma. Sen meme MR'ına giremiyorsan diye ben teşhislerimden eksik yapıp da tedavimi aman hasta memnun olsun diye ilerletemem. Çünkü meme MR'ı da çok önemli bir tanı yöntemi. Ne yapıyor?
Tabii ki meme MR içinde özellikle açık MR'lar var şu an içerisinde. Reklama girmesin. Bakın kadının sol tarafında bir tane kanseri var. Ama meme MR'ında kontrast, gadolinium 75 adında maddeyi kullanıyoruz intravenöz olarak. Radyolog arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde görüntü çıkarıyor. Harita gibi. Kadın bir tane hasta bir tane kanserle geldi. MR mamografide çıkmadı diğeri. MR'da bakın ne kadar güzel net olarak görüldü. Hatta karşı memeli içinde haritası söz konusu. Yani radyolojik tanı da memede ultrasound, mamografi, MR. Triple diagnosis'te triple radyolojik teşhis diyoruz. Patolojik tanı. Ha. Artık ne oluyor? Klinik olarak şüphelendik. Radyolog sana yol gösterdi. Tuttu elinden, devam etti. Bir de biyopsi yaptı. Patolojik sonuç. Son söz. Diyor ki, hastanın yapılan, sol memesinden yapılan kadın iğne biyopsi sonucunda neoplazm görülmüştür. Ha, bitti. Artık tedaviye başladı. Veya şöyle sonuç geliyor, tabii o, neoplazma rastlanılmamıştır. Artık bu kanser değil. Bırak, kadına fazla vaktini alma. Ne sen kendine vaktini harca, ne onunkini harca. Hastayı başka şekilde yönlendir. Ha, tabii ki hastaya da giderken de şimdi sana biyopsi yapacağız. Kadın oraya geldi. Bir kere biyopsi duyunca bir huzursuzluk yaşıyorlar. Bir iritasyon. Adı kötü. Çünkü belki sonucu kötü çıkacak korkusu da var. Bir de eskiden bu biyopsiler açık yapılıyordu. Bunlar terk edildi. Şu an içerisinde radyolog meslektaşlarım o kadar deneyimli, o kadar bilgili ve maharetleri, tecrübeleri o kadar fazla ki 12'den vuruyorlar. Bu memeden de oluyor. Eğer sen koltuk altından şüphelenip kendilerini uyardıysan, onda da şüphelendilerse ondan da oluyor. Yani koltuk altında klinik pozitif, ultrasound'da kuşkulu ama neoplazm yani koltuk altında metastaz var mı yok mu onu yetmiyor. Her yaptıkları biyopsiden aldıkları kitlelere birer tane metalik marker koyuyorlar. Ha, bu niye önemli? İleriki 5 yıl sonra hasta mamografi çektiriliyor. Metalik marker orada gözüküyor. Ondan biyopsi yapılmış o metalik markerdan ve sonuç benign gelmiş. Tamam, rahat. Çünkü o kitle hep karşısına çıkacak. Ve veya tıbbi onkologlar ellerinde o kadar güçlü silahlar var ki kemoterapi ilaçlarını ve hedefe yönelik ilaçlar için konuşuyorum. Hastada daha ikinci ilaçtan sonra kanser tamamen siliniyor radyolojik olarak. Klinik olarak ve radyolojik olarak. Peki ben bu kanserin yani kalbini nasıl bulacağım? İşte biz biyopsi yaparken aynı sırada koyduğumuz metalik marker orada parlıyor. Hiç olmazsa onun yardımıyla onkologların mükemmel şekilde tedavi edip de klinik ve radyolojik olarak elimizde bir tam yanıt durumu söz konusunda işte bu metalik markerlar bize pusula gibi yardım ediyor. Metalik marker, biyopsiyle aynı, meme ve aksilla da. Her biyopsi yapılan lezyona metalik marker konması avantajdır. Hem radyolog için, hem klinisyen için, hem de hasta için. Çünkü takiplerimiz kolay oluyor. Yoksa oraya metalik marker koymadık, biyopsi yaptı, A yaptı, benim. O görüntülerde tekrar çıkıyor, ha, benim. Bundan mı yaptı, yanında bir tane daha var, ondan mı yaptı? Böyle bir şey olmaz. Hem zaman kaybı, hem hasta için bir anksiyete, hem sizin için de bir zaman kaybı. Oysa ki hastada daha önce biyopsi yapılmış, oraya marker konmuş, sonucu da temiz gelmiş. Artık onu geçersiniz, başka bir lezyona ne yaparsınız? Oraya odaklanırsınız. Meme kanseri klinik evremesine geldiğimiz zaman bildiğiniz gibi kabaca 3 evremiz var. Bir tanesi metastatik meme kanseri. Zaten onlar kür olmazlar. Öyle bir şansımız yoktur. O hastalar tedavi edilmeye devam ederler. Bir tanesi ileri evre meme kanseridir. Bir tanesi de erken evre meme kanseridir. Siz de bileceğiniz gibi bu evreleriyle ilgili olarak da mutlaka moleküler alt tipler, prognostik faktörler, koltuk altının durumuyla ilgili olarak da hastadaki beklentimiz, sağ kalımız değişir. Lenf nodu durumu ve lenftaki metastazların sayısı klinik olarak en önemli prognostik faktör diye söylemiştim. Bunun için TNM sınıflandırmasını kullanıyoruz.
Tabii hastayı klinik eve ederken de radyoloğa yazarken hastayı meme muayenesi yaptığımız zaman klinik olarak elimize 2 santim derseniz adam sana güler radyolog. Ne diyecekse işte fıstık cesametinde veya işte 5 santimetre ise bir misket limonu cesametinde elime gitti geldi deyince o ona göre ölçüyü değerlendirmeyi yapar. Hasta da bilir. Benim memendeki kitle 5 santim diyebilmez ama misket limonu cesametindeydi. Ama şimdi kemoterapiden sonra çok şükür hiç kalmadı diye size ifade eder. Klinik evremede şimdi en fazla meme kanserinin metastaz yaptığı bölgelere baktığımız zaman ilk sırayı kemik alıyor. Hastada yaygın, yoğun kemik ağrısı vardır. Uykudan bile uyandırır. Hastada yatakta uyku sırasında sağdan sola dönerken bile kemik ağrısı vardır. Hastaları ne yapabilirsiniz? Kemiğe spesifik serumda alkalen fosfataz düzeylerinin yüksekliğine bakabilirsiniz. Kemik sintigrafisi yapabilirsiniz. Kemik sintigrafisi negatif. O zaman bir ileri aşama MR isteyebilirsiniz. Yine akciğer metastazları olup olmadığını değerlendirmek için göğüs grafileri veya akciğer tomografileri isteyebiliriz. Karaciğerdeki metastazları değerlendirmek için karaciğerdeki serum transaminazları yüksekse yine karaciğere spesifik alkalen fosfataz, karın ağrıları fosfataz yüksek, karın ağrısı söz konusuysa üst ve alt abdominal tomografi veya daha kolayı günümüzde pratik olarak hemen göstereyim, özür dilerim, PET CT çekebiliriz. Kraniyal MR saf human epidermal growth faktör dediğimiz 2'nin progresyonuyla ortaya çıkan CRP2-3 pozitif hastalarda beyin metastazı diğer alt gruplara göre daha fazla olduğu için onlarda kraniyal MR'ı unutmamamız lazım. Zaten bu hastalar kendilerine depresif yani bipolar kişilik yapısı nedeniyle zaman zaman çünkü hasta bilmiyor, farkında değil beyin metastazı. Psikiyatri, şizofrenik bulgular söz konusu olabiliyor veya görme defekti, kulakta çınlama, baş dönmeleri, nörolojik defektler ortaya çıkıyor. O yüzden kraniyal MR'da pür CRP2-3 pozitif hastalarda radyolojik tanı yöntemlerini ilave etmenizi, PET'e özellikle ilave, çünkü PET'te kraniyal metastazları görmekte zaafımız söz konusu olabilir, öneriyoruz. PET, daha önce bildiğiniz gibi, vücudun tarama yöntemlerinden bir tanesi. Son derece sık ve yaygın kullandığımız bir tanı yöntemi. Tedavide dediğim gibi tedavide ameliyat tedavisi, ışın tedavisi, ilaç tedavisi. Tabii ki önce zarar vermememiz lazım. Tedavide cerrahide yapılacak olan yöntemler meme koruyucu yapılabilir. Memenin tamamı alınması gerekebilir veya memenin tamamı alınabilir, beraberinde estetik rekonstrüksiyon olabilir. İlaç tedavisi eğer ameliyattan sonra veriyorsak biz buna adjuvan tedavi diyoruz. Ameliyattan önce veriyorsak da biz buna primer kemoterapi tedavisi veya sistematik tedavi veya neoadjuvan tedavi diyoruz. Endokrin tedaviler söz konusu, reseptör pozitifliği söz konusuysa östrojen reseptörü en az %9 olmak şartıyla, kimisi %1'i de kabul ediyor. Hedefi eril tedavi dediğimiz zaman işte bu akıl ilaçlar, trastuzumablar, pertuzumablar, lapatinipler gündeme geliyor. Karşılaşılan yaşam zorlukları. Şimdi dolayısıyla evet Angelina Jolie şanslı, göğüslerini aldırdı, implantını taktırdı. Aile riskini göz önünde bırakarak hastanın gebe kalıp kalmaması, daha önce doğum yapmaması çok önemlilik arz etmekte. Şöyle söyleyebilirim, kişi nuripardır veya bir tane çocuğu vardır, genç yaşta meme kanserine yakalanmıştır ve yine bir şanssızlık ki ileri evredir. Dolayısıyla ama ikinci çocuğu da istiyor veya nulipardır ilk çocuğunu istiyor. O zaman ne yapmak lazım gerekiyor? Eğer evli değilse hastanın oğuzları saklanabilir. Evliyse embriyo saklaması için tedavi yani sistematik tedavi başlamadan önce bir IVF merkezi kadın doğumcuyla danışmanınızda fayda var. Böylelikle bu öldürücü bir hastalık değil, bu hastalıktan kurtulur. Kurtulduktan yaklaşık 2 sene sonra da hamile kalmak istediği zaman hazırda dondurulmuş oosit ve embriyosi olabilir. Bunu da tabii ki hastaya sormak lazım. Dişilik algısı çok önemli. Dişilik algısı çok önemli. Çünkü bayanların en fazla vakit geçirdikleri yerlerden bir tanesi özellikle sabahları ayna, burun
Banyodan sonra da yine gördüğünüz gibi yine aynada vakit geçiriyorlar. Ve siz bunları göz ardı ederseniz boşanmaları hızlandırırsınız. Yani kişinin bu öz benliğine saygı göstermezseniz boşanmaları hızlandırırsınız. Kemoterapi için ise dediğim gibi en büyük sorumuz şu. Hasta bize şey soruyor. Saçlarım dökülecek mi diye. Bununla ilgili olarak tıbbi onkologlar gerekli bilgiler verir. Bir de burada görüyorsunuz bir kateter var. Kemoterapi ilaçları oldukça yoğun konsantre ilaçlardır. Damarlarımızdaki bu serum fizyolojik verir gibi ince damarları kullanıp da kemoterapi verirseniz sıkıntı yaşarsınız. O yüzden santral venlere ulaşımı olan bu port kateterleri öneriyoruz. Saç dökülmesi evet geçicidir. Çünkü bu dönemde peruk taktırıyoruz. Bittikten sonra hastaların saçları tekrar çıkar. Yalnız bu kez çok daha gür, saçlar dökülmeyecek şekilde kıvırcık kıvırcık olarak çıkar. Tedavilerde trastuzumab yani Herceptin günümüzdeki monoklonal antikorlar, tamoksifen yıllardan beri kullandığımız selektif bir kadınlık reseptör modülatörü, aromataz inhibitörleri, anastrozoller, egzamestanlar, letrozoller, bunlar özellikle postmenopoz kadınlarda tamoksifen Siri konuştu. Tamoksifen, Arimidex, bunlar günümüzde çok sık kullandığımız ilaçlarımız. Şimdi meme ve koltuk altı için kullandığımız ameliyatlar, burada görüyorsunuz bir tarafta meme tamamen alınıyor, bir tarafta koltuk altı tamamen alınıyor. Günümüzde ise dediğim gibi her hasta için ayrı bir program çiziyoruz. Radyoterapiyi sorarlar, bu pozisyonda hem meme ve hem koltuk altına alınıyor. Aksileye özellikle vurgu vermek istiyorum. Çünkü biz hep memeye yöneliyoruz. İşte benim memem alınınca ondan sonra ne olacak? İmplant mı konacak? Oysa ki koltuk altı da çok önemli. Keşke koltuk altı lenf bezlerine kanser yayılmış olmasa, biz de almak zorunda kalmasak. Bakın kişilerin el parmaklarında, el bileklerinde, kollarındaki şişmeler. Bakın sol tarafta siz çok iyi ameliyat yaptığınızı düşünseniz de hastayı ömür boyu yani bir özürlü hale getiriyorsunuz. Kolda bir lenfedem oluyor. Bu tür hastalar ortaya çıkıyor. Evden dışarı bile çıkmak istemiyor. Ne oldu? Zamanında gerekliye bir şey demem. Gerekli gereksiz siz lenf bezlerine müdahale ederseniz böyle tedavisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. O yüzden günümüzde bekçi lenf bezi, sentinel lenf nodu işlemi yapıyoruz. Burada boyalı olan yani metastaz olasılığı en yüksek olan lenf bezlerini görülebilir veya elle palpe ettiğimizde çıkartıyoruz veya radyoaktif madde kullanımıyla bunu işlemi gerçekleştiriyoruz. Tarama standart olarak başlangıç yaşı önce 50 idi, şu anda 40 olarak kabul ediyoruz. 40-49 arası 12 ayda bir, 50-69-24 ay aralıklarla 69 yaşında ulusal tarama standardının bilgisini paylaşıyorum. Sonlandırıyorlar. ALD meme kanseri olanlarda yıllık mamografi taraması 40 yaş öncesinde başlanmasını öneriyoruz. Biraz önce söylediğim bilgiye anekdot ek bilgi olarak parantez açtım. Annesi meme kanseri olan kadınlar ise annede teşhis edilen yaşın 10 yıl öncesinde mamografi çekimleri yapılması önerilebilir. Annesi 35 yaşsa 25 yaşındaki kadına bile mamografi çekebilirsiniz. Aynalar ve kadınlar çok önemlidir. Aynaya sadece yüzdeki kırışıklıkları, saçınızdaki beyazlıkları nasıl örterim diye veya burnunuzdaki estetiği veya botoks için bakmayın. Özellikle de meme muayenesi açısından hastaları önerebilirsiniz. Adet görenlerde 20 yaş üzeri kadınlarda aylık olarak adetin başlangıcından 5 ila 7 gün sonra. Gebelik, laktasyon, menopoz döneminde ise her ayın belirli bir gününde önerebiliriz. Ayna karşısında önce nasıl ki burnumuza bakıyorsak banyodan sonra göğüslerine, memelerine bakmasını önereceğiz. Kollar önce iki yana sarkık, eller belde. Sonra kollar baş üzerine doğru kaldırılmış olarak yani bir çekinti veya bir ödem var mı ona bakmak lazım. Sonra öne eğilerek ayna karşısında yapılması önerilebilir. Meme derisinde görülen kızarıklık, buruşma, portakal kapı görüntüsü bakılabilir. Elle muayene ayakta ve yatarak iki şekilde
yapılabilir. Özellikle duştan sonra, ancak elle muayenede benim elime bir şey gelmiyor diye hastaya güvence vermemek lazım. Çünkü eline geldiği zaman bile tümör en az 2 santimetredir. Bir de büyük memelerde derine yerleşmiş olan bir kitle çok büyük boyutlara ulaşmadığı sürece hastanın kendi kendine muayenesiyle farkına varabilmesi zorluk olacağından dolayı evet elle muayeneye devam etsin ama klinik muayene yani biz hekimlerin muayenesini de göz ardı etmemesi konusunda ısrarcı olmalıyız. Muayeneyi yaparken koltuk altına memeye gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı vertikal bir de aynı tabii ki vertikal bitten sonra sirküm ağrılar dediğimiz dairesel olarak da nipple'dan başlayarak dışa doğru bir muayene yapmamız gerekir. Yaklaşık bir saati geçtik değerli meslektaşlarım. Umarım canınızı sıkmamışızdır. Bu kadar bu saatte sizleri ekran başında sabit tuttuk. Umarım katre kadar bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Değerli abim şu an içerisinde Cem abime tekrar dönmek istiyorum. Eğer kendisi eğer müsaade ederse artık bu konferansı sonlandıralım. Sorularınız için ise tekrar kendisinin uygun gördüğü gün ve saatte tekrar karşı karşıya gelmek umuduyla hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Hocam biz de bütün hekimler adına size en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Emeğinizin karşılığı verilemez. Sizlere minnettarız. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim abi. Saygılarımı sunarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.